Evet sizlerin sorularıyla birlikte tabii ki detaylandıracağız ama ilk olarak e, Mehmet Özcan'la şöyle başlamak istiyorum. Galatasaray ki sen beklemeyenler dendin Galatasaray'ın mağlubiyeti. Beraberlik olabilir. Beraberlik bu maç istiyordum. Için. Ama ne tabii, yaptı da bu maçı kazandı? Ben biraz rotasyon bekliyordum Melike. Yani açalım 30 yaş üstü Feguli'nin, Fana Anolt'un ki oyuncular dinlendirilse muhtemelen beraber de biterdi. Ama e, Torrent rotasyon yapmadı. İdeali yakın evet. bir 11. Aslında Galatasaray neden göze hoş gelen futbol oynuyor sonuçlar alıyor onu ben yani yayın öncesi biraz düşündüğüm zaman cevabı şöyle veriyorum. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiği konusunda en fikiriz. En temel sebep Fenerbahçe ile Galatasaray'a ezbere bir 11 vardı Beşiktaş'ın. Açalım evet. 10 tane oyuncuyu koyardık 11. oyuncuyu Sergen Hoca sırasıyla Mensah, Oğuzhan, Laiç yaptı. Yani kadrosu şimdi Galatasaray için de aynı şey geçerli. Ben artık Galatasaray'ın kadrosunu kafamda şekillendirdim. Torrent de şekillendirdi ki dokunuşları hep artık hatta oyuncu değişikliği bile bir ezber. Nedir? Kalede Penya devam edecek. Nelson marka Omar ama Omar'ın yokluğunda Saşaboye zorunluluktan. Sol bek falan anlat. Üçlü orta saha Taylan Berkan, Fegüli. Ön taraf Muhammed, İleri Uç, solda Kerem. Sağ tarafta maçına göre Emre Kılıç, Babel. Değişikliklerde nedir? Gomis. Fegül ile çıkaldığı da değişiyor. Saşa Baylı Omar. Yani bu bence önemli bir oyun ezberi oluşturdu. Evet. Birincisi bu. İkincisi ara transfer hamlesi Penya. Dün bakarsak kalesine gelen bir isabetli şutta golü yedi ki golde hatası var Rıdvan'ın şutunda ama şöyle itiraz etmiyorum ya da kızmıyorum performansına. Maç boyu bir tane kalesine top geldi yani. Evet. Kolay değil. Genelde bu tarz kalecinin oyuna ısınması gerek. Artı ben şunu gözlemliyorum. Galatasaray Penya transferiyle dört tane oyuncu birden kazandı. Nelson Marka artık oyun kurarken topu ebeleyip gevelemiyor. O iş Penya başlıyor. E Pena böyle oyun kurduğu zaman Taylan rahatlıyor. O topları kaptırmıyor. Trabzon maçında, Vizcan'ın Kasımpaşa maçındaki Umut Bozok'un gollerini izlemiyoruz. Artı Berkan'da da hücumu artı bir oluyor. O, o, o tarafı karıştırıyor. Kerem'e Muhammed'e pozisyonlar hazırlıyor. Kurgu doğru kurgu. Torrent fiziksel olarak takım iyi çalışırdığını hep söylüyordum. Artık artı bir de ben Torrent'in hakkını şöyle teslim ediyorum Melike. Perşembe akşamı Noykamp, Cuma Lamasya tesisleri, Cumartesi pazar Çok İzmir, cool. iki uçak yolculuğu Serdar abi bilmiyorum ben yayıncı kuruluşa maç öncesi röportajında öyle bir cümle yani, yorgunuz, mazeretimiz var gibi ifadeler kullanılmadı. Gayet futboluna konsantre oldu, sağ dışında ne kadar yönetimler bu derbiyi köpürse de sağ içinde temiz bir derbi oldu, iki tarafa da kem hataları oldu evet. aleyhine lehine. Bence Hakey'den kazandı Galatasaray adına. Güzel bir galibiyet. Taraftarla barıştığını ben hissettim tribünde Nacizhane. 41 bin taraftar vardı. Taraftar desteği muhakkak. Beşiktaş tarafını Serdar abiye bırakırım ama Beşiktaş için de şunu söyleyeyim. ya Galatasaray'ın çıkardığı 11 derbi kazanacak 11 idi. Beşiktaş'ın çıkardığı 11 kabul edelim. Derbi kazanılacak bir 11 değildi. Salt, evet. Güven, Kenan diye düşünmeyelim. Ben hep söylüyorum Galatasaray'da sezon ihalesi Taylan Berkan ikilisine bırakılmaz... Beşiktaş'ta anlamsız şekilde sezon ihalesi Batuşay'a bırakılıyor ama Batuşay dediğimiz oyuncu Güven'den de Kenan'dan da çok daha efektif bir oyuncu. Artık Güven bence ideal bir kulübe annesi bir de orta sahası. Yani Tekşehir'e, Camboz'dan Atiba bu üçlü öyle 40 bin taraftarının olduğu bir deplasman derbisinden çıkamazdı bence. Şimdi 11'e de dikkat çekti Beşiktaş adına Mehmet Özcan. Sana onunla gelmek istiyorum. Maç sonucundaki maç başladığında da 11'e eleştiriler vardı aslında. Bir önceki maçı hatırlayacak olursak ki biz de zaman zaman o maçın özetini getirmiştik ekrana mücadele öncesinde. Orada kazanmayı etki eden oyuncular hep kulübedeydi bu maçta. E sen bunu neye bağlıyorsun Serdar? Şenol Güneş'in lafıdır. Sonuçtan sebebe gideriz biz Türkiye'de. Çok güzel laf. Hakikaten çok, çok doğru. Güzel. Şenol Hoca Türk futbolunun hep söylerim yürüyen kütüphanelerinden biridir. Hiç kimse onunla işte futbolu bilmiyorsun tarzından tepeden bakara konuşma hakkına sahip değildir Türk futbolunda. Çok az insan sahiptir. Bana futbol öğretti şu anlamda. Ben orta sahaların salt altı numarasız da olabileceğini Şenol Hoca ile gördüm. Selçuk Kolmanlarla, Beşiktaş'ta Sosu Oğuzhan'la katılıyorum. Filozof yönü de var. Onu vurgulamak Yani milli takımdaki performansı. Yani Şenol Güneş'i artık böyle Hoca değil seviyesini gelmişlerdi insanlar. E, hocanın lafıdır bu. Güzel. Türkiye böyle. Şimdi tabii ki saha içi sonuçları çok çok önemli ama biz e, böyle saha içini eleştirirken, hocaları eleştirirken, futbolcuları eleştirirken ben de bir de eleştirenlere bakıyorum. Ben şimdi suyun bu tarafındayım. Evet. Ve diyorum ki Türk futbolunu iyi yerlere getirmek istiyorsak önce Türk spor basınını kurtaracaksın. Çünkü eleştiri dozajı Tarzı, yapıcılığı, yönlendirmesi, yön göstericiliği sıfır. Eksinin altında. Dolayısıyla kitleler de etkileniyor. Sosyal medya zaten artık yeni e, futbol programlarının olduğu yer. Oralar zaten çok farklı bir nokta. Ben do kadronun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ama. kadro neden doğru? Yine bir başka futbol üstadı, Sayın Silemen Biliş demişti ki zamanında, bize söyledi. Bak dedi bu hocalar dedi kazanan kadroları değiştirmezler. Neden değiştirmezler biliyor musun? İçeride de huzursuzluk yaratır. Niye oynuyorsun kadroyla diye. Takım ya mahalle arasında en son yaptığın halı saha maçının kadrosunu korumaya çalışırsın ya. Evet. Korumaya çalışırsın halı sahaya giderken bile aranızda oynadığınızda bile mahallede bile bu kavgasını yaparsın. Ali benim takımda oynayacak kardeşim bir dakika falan filan diye. O kazanan kadro Herkes korumak ister. E şimdi Kenan, son iki maçta grafikler iyi mi? iyi? güven. iyi mi? İyi. Batuhan'ın kötü mü? Kötü. Lale'nin kötü mü? Kötü. E son iki maçında da Başakşehir biri. Geriden gelmişsin. Basmışsın. Başakşehir'i kendi yarı sahasına hapsettiğin dönemler oldu oyunda. E şimdi ben de Galatasaray derbisine gidiyorsam önce bu kadroyu korurum. Aslında mesele güvenle Kenan değil. Bir takımı orta sahası yoksa Joseph yok. Sakat. Atiba sakat. Montero ciddi formsuz. Vida sakatlıktan yeni çıktı. Necip orada tercih ediyor. Yani Beşiktaş ediyor. bu derbiye hazır değildi diyorsun sen. Yani bu derbiye Beşiktaş gene hazırdı. Beşiktaş ben de bekliyordum Galatasaray'ın ilk yarım saat baskısını. Ben de bekliyordum. Ama ilk yarım saatte Beşiktaş iki gol yemez diyordu. E ama işte Kerem Aktürkoğlu'nu... Önder Karabeli bir düştü Umut'un olduğu yerde? Umut düştü. Tacaat i̇lk ilk, ilk ilk maçında yıldızdı orada Umut. İlk Tacaat Taca. Bak onlar riskli hareketler. Bazen beklersin böyle hakem nasıl foul verecek diye. Vermeyen hakemler çok artık onlara. Onlar riskli hareketler. Senden başka kimse yok arkanda. Tacaat Önder Karabeli mi geldi orada? Umut'a düş dediği yere. Ya Tabii. bu niyasları kaçırıyoruz. E şimdi insanlar artık böyle artık bakın insanların ailesine küfür etme noktasına geldiler. Ha, tabii ki öyle eleştirilere her zaman Bak, tepkimiz... Bak küfür etme noktasına geliyorlar. Bir taraf kazanacak tabii ki. O kadar kötüyüz yani o kadar kötüyüz. O ben... biraz da şeyden olmuş olabilir ama... Hayır bu. ben şunu söyleyeyim Melek'e biz bataklığı kurutmuyoruz biz bataklığa sinek arıyoruz. Evet. O konuda zaten her zaman tepkiliyiz yani böyle maçlar... Ben kadronun doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de hani tamam 38. dakikada değil bir 5-6 dakika bekle diye güven işte küsmesin Kenan küsmesin diye. Ama derbi de bunlar çok düşünülmez ya normal. 3. Üçüncü gol sordu. gelebilir miydi? Biraz. Kalan dakikalar içerisinde. 60. dakikada gelirdi. Ge hayır hayır. Ben ilk yarıda üçüncü gol diye gelebilirdi. Gelebilirdi. Değil. gelebilirdi değil de, Serdar abi Abdullah Avcı yaptı bu sene. Atiba kapt kaptırıyor. O ka Bak. Tabii. Teşhisi görüp de yani Arzayı görüp de teşhisi koyabiliyorsan helal olsun. Abdullah Hoca yapmadı mı? Yaptı. Küstü mü adamlar? Abdülkadir'i çıkardı o gün gitti demiştir ki maçtan sonra gençler bu sizle ilgili bir şey değil. Bak o, o 11 0-0'un 11'i. Ama o 11 artık 2-0'dan sonra o oyunun 11'i olmaz. Şimdi gelen yorumlara bakalım. Biraz onun üzerinden de konuşalım isterseniz. Çok fazla yorum var bu arada. Yayına ilgi büyük. Onu da söyleyeyim okumaya çalışacağım hepinizin yorumlarını Mehmet Bey yazmış Mehmet Peker eğer Josep ilk 11'de olsaydı Beşiktaş kazanırdı Serdar Sarı'dan ne düşünüyor? Birkaç tane daha okuyayım toplu cevap verin. Ömer Koç Kenan Karaman'ın oynadığı maçları izlemeyeceğim. bir buçuk sezonda toplamda 35 gole katkı yapmışların oynamıyorsa Önder Hoca Kenan Karaman'la birlikte gider demiş. İyi akşamlar, severek izliyoruz demiş Yusuf Bey. Yusuf Avcı yanılmıyorsam soyadı da. Sizce Galatasaray veya Beşiktaş lehine, aleyhine hatalar yapıldı mı? İlk soruyu soran. Evet. Yayıncı kuruluşta maçtan önce teknik direktörün yorumunu dinledi mi? Açıklamanı dinledi mi? Ben onu merak ediyorum. O Çünkü sorunun cevabı orada. Yani Soza sorusunun cevabı orada. Yani sadece Önder Karaveli değil. Diğer kulüplerin teknik direktörleri de ben onları çok yararlı buluyorum. Ben hocanın maçtan sonra söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Maçtan önce söyledikleri beni ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bütün hocalar orada der ki şu sakat bu hafta içi iki idman yaptı. Şu böyle bu böyle diye açıklamalar yapar. Ben onların not alırım mesela. Hı hı. E söyledi adam Soza sakat. Atiba sakat dedi. Ya bir maçta ama önce, oynadığı için Bak işte. bir maçtan önce dedi ki bu sakat olduğu için dedi. Ve bak ertesi gün tüm spor yazarları o niye oynamıyor dedi. E maçtan önceki açıklamaları dinlemiyor olabilirsiniz. Ama maçtan önceki açıklamalar anında sosyal medyaya düşüyor. Herkesin telefonlarında bildirimleri açık. İkinci soru. Kenan'la ilgili. Kenan'la ilgili. Gezal 3-4 hafta önce. Niye yok diyorum. Bak 3-4 <laughs> hafta önce gidelim. Bana Beşiktaş'ta şu oyuncu iyiydi. Ersin dışında. Yok ki. Gezan'ın kötü oynadığı sezon ya. Rozier'in kötü oynadığı sezon. Piyano için kötü oynadığı bir sezon görüyoruz. Ya piyano için kötü oynadığı yerde de bırak da Kenan da kötü oynasın. Demek ki neymiş? E, bir sıkıntı var. Eğer, bak Kenan ve takım iyi oynuyor olsaydı, eğer diğer futbolculara da saydığım futbolculara da kastediyorum. Zaten Sergen Yalçın takımın başındaydı şu an. Büyük bir ciddi travma yaşandı ki evet. herkesi olumsuz etkiledi. Buradan Bakmıyorlar. Bir de hakem konusuna demiş. Bu arada 0552 915 82 95 sadece Twitter değil bize videolarla da sorularınızı gönderebilirsiniz platformlar üzerinden. Mehmet istersen hakemle ilgili konuya da sen cevap ver. Atiba'nın ikinci sarısı çıkabilirdi elle dokunduğu pozisyon ki onun bilinciyle de 45'e doğru bir Muhammed pozisyonda bıraktı. Hani zaten biraz da ikinci yarıdaki Atiba Joseph değişikliğine ona bağlıyorum. Sondaki penaltı Larin Nelson pozisyonu. Benim için penaltı değil. Ben aynı şekilde Galatasaray'ın Rize maçında kazandı penaltılarda benim çok içime sinmedi ama ligimizde bu tarz pozisyonları penaltı çalınca şahit olduk.